Size bunun gibi 3 nokta verip bu 3 noktayı birleştirdiğinizde elde edeceğiniz üçgenin alanını bulmanızı istersem ne yaparsınız. Evet, sizce ne yapmak gerekir. İçimden bir ses önce taban ve yüksekliği bulup bulamayacağımı kontrol etmem gerektiğini söylüyor çünkü eğer bunları bulabilirsem, taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2'den üçgenin alanını bulmuş olurum. ama gördüğünüz gibi bu üçgenin tabanı ya da yüksekliği yatay ya da düşey eksende olmadığı veya en azından bunlardan birine paralel olmadığı için bunları bulmak çok da kolay olmayacak değil mi. Evet bu yöntem işe yaramayacak gibi görünüyor. O zaman belki de kenar uzunluklarını bulabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. Hmm, evet, bu mantıklı olabilir çünkü eğer kenar uzunluklarını bulabilirsek Heron formülünü kullanarak üçgenin alanını da bulabiliriz. Heron formülünü hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama hemen hatırlatayım karekök içinde s çarpı s eksi a çarpı s eksi b çarpı s eksi c Evet alanı bu formülü kullanarak da bulabiliriz. Hatta sizi alanı bu şekilde bulmaya davet etmekte isterdim ama ben denedim ve sayılar öylesine kontrolden çıktı ki bir noktadan sonra vazgeçmek zorunda kaldım. Bu yüzden de bu üçgenin alanını bulmanın daha da kolay bir yolu olduğunu düşünüyorum. Peki bu yol ne olabilir? Koordinat geometrisini düşündüğümüzde bunun bize düşey ya da yatay uzunlukları verdiğini söyleyebiliriz öyle değil mi ama buradaki sorun üçgenin kenarlarının yatay ve düşey eksenlere paralel olmaması. Sorunun çok kolay olmaması da zaten bu yüzden. Peki ne yapabiliriz? Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Panik yapmadan bu üçgenin alanını kenarları düşey ya da yatay eksenlere paralel şekillerin alanları olarak ifade edip edemeyeceğinizi düşünür müsünüz? Bir bakalım. İsterseniz işe yatay ve düşey doğrular çizerek başlayalım ve bunlarla ne yapabileceğimize bir göz atalım. Şimdi buradan düşey bir doğru. Evet, bir tane yatay. Ve buradan da yatay. Burada bir üçgen elde ettiğimi gördünüz değil mi? bunu bu tarafa da uzatalım. Evet, bir tane de buraya. Ve şimdi görüyorum. Siz de görüyorsunuz değil mi? Burada bir dikdörtgen var. Tüm bu alanı kaplıyor. Buna ek olarak üç tane de üçgen görüyorum. Taramamı ister misiniz? Bu üç üçgenin toplam alanını dikdörtgenin alanından çıkarırsam istediğim şeyi elde ederim öyle değil mi? Evet, bunu yaparsam bu üçgenin alanını bulabilirim. Harika. Ortaya çıkan dikdörtgenin alanını bulmak hiç de zor değil. Çünkü kenarları yatay ya da düşey eksenlere paralel. Aynı şekilde üçgenlerin taban ve yükseklikleri de yatay ya da düşey eksene paralel olduklarından bunların alanlarını bulmak da zor olmayacak. O halde az önce bahsettiğim kenarların uzunluklarını bulursam soruyu da neredeyse çözmüş olacağım. Bu arada yatay ya da düşey eksene paralel kenarların ya da doğru parçalarının uzunluklarını bulmak da zor değil. Hadi bakalım. Önce buradaki uzun kenarı bulalım. Evet işte bu kenardan bahsediyorum. Bu noktanın x koordinatı x3. Neden diyecek olursanız bu doğru y eşittir x3 doğrusu ve bu da bu doğru üzerinde yer alan tüm noktaların x koordinatlarının x3'e eşit olması anlamına geliyor. Aynı mantıkla bu doğru üzerinde yer alan tüm noktaların x koordinatı da x1'e eşit. Bu durumda bu uzunlukta x3 eksi x1'e eşit olur, öyle değil mi? Sırada buradaki y koordinatını bulmak var. Lafı çok uzatmadan bunun da y2 eksi y1'e eşit olacağını söyleyebilirim. Not edelim y2 eksi y1. Bu doğru üzerindeki noktaların y koordinatları y2 ve bu doğru üzerindeki yer alanların da y1 diğer tüm kenarlar için de benzer bir hesaplama yapabiliriz. Mesela bu üçgenin alanını bulmak için bu kenarın uzunluğuna ihtiyacım var ve bunun uzunluğunun da x3 eksi x2 olduğunu bulabilirim. Burası da aynı mantıkla x2 eksi x1'e eşittir öyle değil mi? bu uzunluğa da ihtiyacım olacak. Yani y2 eksi y3 ve burası da y3 eksi y1. Şekil epey bir kalabalıklaştı ama ihtiyacımız olacak her şeyi bulduğumuzu da düşünüyorum. Şimdi de bu şekillerin alanlarını bulmamız lazım. Hadi işe dikdörtgenle başlayalım. Dikdörtgenin alanı kenarlarının çarpımı öyle değil mi? Hemen yazalım bunu. x3 eksi x1 çarpı y2 eksi y1. Bu dikdörtgenin alanı ve bundan üçgenlerin alanlarının toplamını çıkaracağız. Önce bu. Şuraya kocaman bir eksi işareti koyalım. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Yani 1 bölü 2 çarpı tabanın bu olduğunu düşünelim. x2 eksi x1 çarpı yükseklik. Yani y2 eksi y1. Bu tamam. Şimdi de bu üçgene geçelim. Eksi 1 bölü 2 çarpı taban yani x3 eksi x1 çarpı yükseklik yani y3 eksi y1. Bu da tamam. Ve son olarak eksi 1 bölü 2 çarpı taban yani x3 eksi x2 çarpı yükseklik yani y2 eksi y3. Ekranı biraz daha kaydırıp şurada kendime yer açayım. Tamam. Bu ifadeyi biraz sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize de bir bakalım. Evet bu ifadenin bu haliyle çok karmaşık göründüğünün farkındayım ama sadeleştiğinde buradaki birçok terimin birbirini götüreceğini ve bu ifadenin de son derece basit bir hale bürüneceğini göreceğiz sanırım. Peki ne duruyorsunuz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bu ifadeyi siz sadeleştirmeyi deneyin. Bir ipucu da vereyim mi? İşe parantezleri açıp birbirini götüren terimleri bulmakla başlayın. Şekle artık ihtiyacımız olmadığına göre ekranı iyice kaydırabilirim, evet şöyle. Şimdi önce bunu sadeleştirelim. Sonra şekle geri döneriz. Öncelikle bunları 1 bölü 2 parantezine almak istiyorum. Yani her defasında 1 bölü 2 ile uğraşmak yerine bunu yapmak çok daha kolay öyle değil mi? 1 bölü 2'yi şuraya bir yazalım. Sonra da bunların her birinin neye eşit olacağını bulalım. Buraya da 1 çarpı 2 koyalım ki 1 bölü 2'yi dışarıya alınca bunun değeri de değişmemiş olsun. İşin içine işaretler girince kafam karıştığı için ben öncelikle işlemleri yapıp işaretleri sonradan eklemeyi tercih ediyorum olur mu? Peki. x3y2 x3y1 x1, y2 ve x1, y1. Öyle değil mi? Doğru yaptık. Sıra geldi işaretlere. Hepsinin başına 2'yi de koyalım. Evet, ortadaki terimlerin negatif olacağını biliyorum. Hemen yazıyorum. Bu ikisi de pozitif olacak. Doğru oldu mu? Bir bakalım. Artı, eksi, eksi, artı. Evet, doğru. Aynısını buraya da yapalım. x2, y2, x2, y1, x1, y2 ve x1y1. Bu arada burada da bir eksi var. Yani dikkatli olmam lazım. Buraya bir eksi koyalım. Bu artı olacak çünkü eksi çarpı eksi artı olur. Bu da artı olacak ve buraya da bir eksi koymam lazım. İşaretleri bu şekilde aşağıdaki ifadelere de uygulayabiliriz. Evet eksi artı artı eksi olması lazım. Peki x3y3, x3y1, x1y3 ve x1, y1 işaretleri de ekleyeyim. Eksi, artı, artı ve eksi. Sıradaki x3, y2, x3, y3, x2, y2 ve x2, y3 işaretleri eksi, artı, artı, eksi. Tamam. Şimdi de birbirini götürecek olan terimleri bulmamız lazım. Bu ifade çok uzun ve en sonunda elde edeceğimiz ifadenin bu kadar uzun olmaması gerekiyor, öyle değil mi? X3Y2 ile başlayalım. Burada bir tane var. O zaman 2'nin ve bunun üzerini çizebilirim. Bakalım X3Y1 var mı? Evet, işte burada. Bunu ve bunu da çiziyorum. Peki X1Y2 Evet, işte burada. Bu eksi bu artı olduğuna göre bunun ve 2'nin üzerini çiziyorum. x1, y1 de sıra. Bakıyorum işte, işte burada. Hatta bir tane de burada olduğu için bunların hepsinin üzerini çiziyorum. Bu çok iyi oldu. Sırada x2, y2 var. Burada bir tane var. İşareti de pozitif olduğuna göre üzerlerini çiziyorum. x2, y1 e, başka yok x3y3 bunlar da gitti. Ve sonuç olarak bir bakalım. Elimizde kaç tane terim kaldı? 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Evet, sonuç olarak bu 6 terimi kullanacağız ve eğer fark ettiyseniz bu başlangıçtaki ifadeden çok ama çok daha sade bir ifade, değil mi? Hemen not edeyim. Yalnız bunları bir de ortak paranteze alalım. Bunu yapmak zorunda değiliz ama hazır ortak olan terimler varken son ifadenin bu şekilde çok daha düzgün olacağını da düşün Dolayısıyla 1 bölü 2 başta ve x1 çarpı y3 eksi y2 artı x2 çarpı burada x2 y1 burada da eksi x2 y3 var o halde evet y1 eksi y3 yazıyorum buraya da ve artı x3 çarpı y2 eksi y1 işte bu kadar. Şimdi benim bir optimist olduğumu düşünebilirsiniz ama ben bu ifadenin Heron formülüne ya da buradaki ifadeye göre çok ama çok daha basit olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sistematik olarak düşünürsek bunun x koordinatlarının sırasıyla diğer iki y koordinatının farkı ile çarpıldığını da görebilirsiniz. Bu arada bu ifadenin değerinin zaman zaman negatif olabileceğini de eklemek istiyorum. Üçgenin alanı negatif olamayacağına göre göre buraya bir de mutlak değer işareti koyalım. Başka bir deyişle bunu hesapladıktan sonra bir de mutlak değerini almamız Gerektiğini söylemek istiyorum. Negatif sonuç elde etmemizin sebebi ise seçtiğimiz noktaların sırasıyla alakalıdır. Her neyse mutlak değer almanız gerektiğini unutmayın, tamam mı? Ve son olarak size bir de bu üç noktanın bir üçgen oluşturmadığı yani aynı doğru üzerinde olduğu durumda da bu değeri sıfır olarak bulacağınızı söylemek istiyorum. O halde bunun sonucu sıfır olduğunda anlamanız gereken şey nedir? Noktaların aynı doğru üzerinde olduğu.